Japonya nüfusu arttırabilmek için hükümet destekli bir çöp çatanlık sitesi kurdu. Sitede yapay zeka ile üyelere en uygun aday sunulacak. Uygulamanın yıl sonuna doğru tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Japonya'da doğum oranlarındaki düşüşte yeni bir rekor kırıldı. Doğurganlık oranı 1,26'dan 1,20'ye geriledi. Japonya hükümeti harekete geçti. Gençleri evlendirmek ve aile kurmaya teşvik etmek için çevrim içi flört uygulaması başlatıldı. Tokyo hükümetine göre Japonya'da evlenmek isteyenlerin %70'i partner aramak için aktif uygulama veya etkinliklere katılmıyor. Buradan yola çıkılarak hükümet destekli bir flört sitesi kuruldu. Siteye üye olanlar resmi olarak bekar olduklarını kanıtlamak zorunda. Önce bir teste tabi tutulacaklar, gelecekteki partnerlerinde aradıkları özellikleri listeleyecekler. Ardından yapay zeka test sonuçları ve listelenen özellikleri değerlendirecek. Üyeler için en uyumlu adayı sunacak. Uygulama henüz test aşamasında. Bu yılın sonuna doğru tam olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Uygulama sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Japonya hükümetinin bu konunun önemini anlamasına sevindim yorumu yaptı. Japonya'da doğurganlık oranı yıllardır hızla düşüyor. Son verilere göre 123,9 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl yalnızca 727.277 doğum kaydedildi. Nüfusun sabit kalabilmesi için doğurganlık oranının 2,1 olması gerekirken Japonya'da bu oran 1,20'ye düşmüş durumda.